أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala'ga hamd sanolar, Nabi muhtaram Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu salamlar. O zatning sahabalariga Haq subhanahu wa ta'ala'nın rızvanı razılığı bulsun. Sahabalariga yaxshilik bilen ergeşken, kıyametke kadar keredigen ahli sünna vel cema'ga Allah ta'ala'nın nusreti, necati, rahmeti bulsun. Bugün İki yaşının sünnet-i seniyyege amel kılarak nikah kastlarını mübarek badı üçün yığılgan meclisimiz. Allah subhanahu wa ta'ala yaşlarının maksatlarını, şeriyetke muvafık bulgen niyetlerini özleri uylagenden göre afzaliyyetige eriştirsin. Allah subhanahu wa ta'ala insan zatının yeryüzüde davomiyligini ta'minlash, inson zotining yeryüzünü obod qilishligidagi asosiy omillardan biri sifatida nikohni joriy qildi. Nikoh boshqa aloqalardan ko'ra jiddiyroq, boshqa muomalalardan ko'ra ahamiyatliroq ekanligini Qur'oni Karim ta'kidlagan. Ba'zi o'rinlarda Qur'oni Karim nikohni nikohga aloqador bo'lgan yoki imkoniyati bor odamlarning zimmasini mas'uliyat bilan ya'ni vazifalantirgan. Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ankihu ayama minkum was-solihina min ibadikum va imaikum in yakunu fuqara'a yughnihumullohu min fadli." Sadaqallohul azim. Ya'ni İslom jamiyatidagi mas'uliyat zimmasida bo'lgan mutasaddilar, oilaning rahbarlari, mahallaning aktivlari, jamiyatning e'tiborli insonlari o'zlarining qo'l ostilarida imkoniyatlari bor odamlarni yoki nikohga qaysidir masalada imkon topolmayotganlarni nikohlab qo'yishlari kerak. وَاَنْكِحُوا اَيَامَا مِنْكُمْ O'zinglardan bo'lgan ayyimlarni, bo'ydoqlarni ya'ni oilasizlarni oilali qilib qo'yinglar. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ Oyati Karimaning nuzuli vaqtida quldorlik bor edi. Solih bo'lgan qullarni, soliha bo'lgan cho'rilarni ham nikohlab qo'yingki, ko'p insonlar nikoh lab qo'ysak hech kimi yo'q buni deb o'sha jamiyatda oilani tortib keta olarmikin, kambag'almikin degan xavotirda bo'lsa, Alloh taolo nima dedi?
agar ular faqir bo'lsalar, ularning faqirligidan xavf qilsanglar, xavotir qilsanglar, xavotir qilmanglar, nikohning barakotidan Alloh ularni boy qiladi dedi. Yughnihumullohu min fadlihi. Alloh taolo ularni o'z fazli bilan boy qiladi. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib aytdiki, "Men dedi kambag'allikdan tashvishdaman, qiynalib ketdim" dedi. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam nikohlandi dedilar. Bu odam nikohlandi. Yana bir qancha muddatdan keyin kelib yana kambag'allikdan shikoyat qildi. Yana nikohlandi dedilar. Yana keldi, yana shikoyat qildi, yana nikohlandi dedilar. U odamni o'sha nikohlangan ayoli keyingisi hunarman chiqib qoldi. Ya'ni ba'zi narsalarni ishlab chiqarishlikka qobiliyati bor ekan. Shu bilan uyda bitta firma paydo bo'ldi. Shu bilan Alloh taolo ularga o'zining fazli bilan boy qildi. Salaf ulamolarimiz ta'kidlab aytadilar. Insonni boy bo'lishligi. Boy deganda bizda odatda har doim uydan g'illama bo'lsin, markabi bo'lsin, cho'ntagi pulga to'lgan bo'lsin deydi. Yo'q. Boylik emas. Boylik istig'nodan iborat. Ya'ni boshqa odamga muhtoj bo'lmaslik. Alloh taolo hech kimga muhtoj qilmaydigan, birovning oldida yuzini sarg'aymaydigan qilib qo'yishligini va'da qilyapti. Boylik shu o'zi. Boylik shu. Alloh taolo nikohni boylik, ya'ni boshqaga muhtoj bo'lmaslik omillaridan qilib qo'ydi. Qur'oni Karim buni nas bilan, ya'ni dalil bilan sobit qildi. Shuning uchun nikohni bizni xalqimiz qadimdan muqaddas tushunchalar qatorida hisoblaydi. Eng og'ir yillar, ya'ni islomga tamomiyla urush e'lon qilgan ateist dahriylar tizimida ham bu millat nikohini boy berib qo'ygani yo'q. Bu millat benikoh farzand ko'rishligini targ'ib qilgani yo'q. Bu millatning qahramonligi eng og'ir kunlarida ham diniga, shariatiga amal qilib bugunga qadar inshaalloh robbil alamin kelyapti. Inshaalloh mana shu sunnat payg'ambar alayhi salatu vasallamning o'zlari ta'kidlagan sunnat insoniyat tarixidagi rivojlanish, ya'ni davomiylikni ta'minlaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadis shariflarida aytdilarki, "An-nikohu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikoh mening sunnatimdir. Nikoh mening odatimdir. Kim bundan yuz o'girsa, mendan emas dedilar. Islomning katta shiorlaridan biri bu. Bu hadis sharifning sababi nuzuli bor, ya'ni sabab jorisi bor. Uchta sahobiy Jalil payg'ambar alayhi salatu vasallamning oilalariga kelib, u zotning ibodatlarini surishtirishgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam qanday ibodat qiladilar? U zotning ibodatlarini eshitsak oilalaridan, shunga ko'ra biz ham ibodat qilamiz. Kelib surishtirishsa oddiy, payg'ambar alayhi salatu vasallamning bir kunlik hayotlari ajabtovur emas. Kechqurun uxlaydilar ham, namoz ham o'qiydilar. Ba'zi kunlarda roza tutadilar, ba'zi kunlarda roza tutmaydilar. Oysha onamizdan rivoyat bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni bir ko'rsak, hech qachon roza tutadigan odamga o'xshamaydilar. Doim og'izlari ochiq bo'ladi. Ba'zan qarasak, har doim og'izlari bek turadi, biz bu kishi og'iz ochib ham yurarmikanlar deb o'ylab qolamiz. Deganlar. Ya'ni insoniy hayotga aloqador usvayu hasana bir mu'min ergashaman desa qila oladigan ishlarni qilganlar. Shunda haligi uchta sahoba payg'ambar alayhi salatu vasallam haqlaridagi o'tgan va kelajak gunohlarining barchasi kechirildi degan oyatni misol qilib, bu zot sharifni hamma gunohlari kechirilgan. Shuning uchun juda ko'p ibodatga ehtiyojlari yo'q, lekin bizni gunohlarimiz kechirilganligiga aniq hujjat yo'q. Shuning uchun biz ko'proq ibodat qilishimiz kerak degan tasavvurga borishdi. Inson tasavvurida shunaqa narsalar bor. Din, islom, shariat desa ko'p ibodat qilishlikni fazilat deb o'ylaydi. Bir ma'noda fazilati bordir-da, lekin
asıl fazilet ko'p ibodat qilishda emas. Asıl fazilet sünnetga ergashishlikda. Rasulullah qanday ibodat qilganlar, shunga ergashishlikda. Shunda bittalari aytdiki, "Men dedi, bundan keyin hech qachon kechqurun uxlamayman" dedi. Kechqurun qiyomul layl ta umrimni oxirigacha nazr qildim, shunaqa o'taman dedi. İkincisi aytdi ki, "Men endi dahr rozasini tutaman" dedi. "Tamomiy umrimni roza bilan o'tkazaman" dedi. Hiç bitta kunni rozasiz o'tkazmayman. Uchinchisi aytdi ki, "Men dedi ayollardan chetlanaman" dedi. Ayollardan uzoqlashaman, uylanmayman, faqat Alloh uchun o'zimni fido qilaman" dedi. Bu gap Payg'ambar alayhi salatu vasallamga yetib keldi. Rivoyatda ikki xil ma'nosi bor. Bittasi Oysha onamiz aytganlar, ikkinchisi vahiy keldi. Jibril alayhi salatu vasallam kelib hodisani aytdilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam hodisaning o'ta jiddiyatini bilganlari uchun u uchta odamni o'ziga gapirib qo'ymadilar. Hamma xalqni yig'dilar mehrobga. Masjidga yig'ib odamlarga aytdilarki, "Nima bo'ldi sizlarga ki? Biringiz bunday, biringiz bunday, biringiz bunday deyapsiz. Sizlarni oranglarda Allohdan taqvo qilishlik masalasida menga teng keladiganinglar yo'q" dedilar. "Eng taqvodori menman" dedilar. "Eng taqvodori menman" dedilar. Haqiqatda Rasulullohdan ko'ra taqvodor kim bo'lishi mumkin? Eng azka bo'lgan, eng taqvodor bo'lgan zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. "Eng taqvodoringlar bo'la turib, men kechqurun uxlayman ham" dedilar. Kechasi bilan ibodat qilib chiqishlikka bu ummat majbur emas. Uyg'onsam namoz ham o'qiyman, tahajjud o'qirdilar. "Men roza ham tutaman" dedilar. "Og'zim ochiq ham yuradi" dedilar. "Va nikoh" dedilar, "mening sunnatim." Nikoh musulmonlarning sunnati, rasulining odati. Kim nikohdan yuz o'girib, "Men uylanmayman, bo'ydoq o'taman, mana shu mening uchun ibodat" desa, islom ummatidan mas dedilar. Nikoh ibodat dedilar. Sunnat rasulullohning sunnati. Hatto ba'zi o'rinda payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilarki, "Er xotin o'rtasidagi halol munosabatga ajr bor" dedilar. Shunda sahobalar, "Ayada'u shahwatana va yu'jar?" Biz o'z nafsimizni qondirsak ham ajr olamizmi deydi. Bunga ham ibodat yoziladimi? Payg'ambar alayhi salam, "Agar haromga sarflaganingda, zino qilganingda gunoh bo'larmidi?" dedilar. "Ha, gunoh bo'lardi." Demak, savob halolga sarflasang savob bo'ladi dedilar. Islom ummatining bu qadar e'tibor berishligini balki tarixda insonlar e'tibor, ya'ni natijasini, hikmatini ko'z bilan ko'rmagandir. Ko'rganlar bor, ko'rmagandir ko'pchilik. Lekin bugungi jamiyatda hozir butun dunyoning eng katta tashvishlaridan biri nima deng? Oila masalasi. Nikoh masalasi. Butun dunyoda eng kuchliman deyotgan davlatlar o'zlarining jamiyatlarida nikohning ya'ni ahamiyatidan mahrum bo'lib butun boshli davlatlar inqiroz yoqasida turibdi. Katta davlatlar, katta-katta jamiyatlar. Tub aholi ko'paymayapti. Nimaga? Nikoh yo'q. Tub aholining nikohga bo'lgan e'tibori yo'qligi uchun ko'paymayapti. Uylanmaydi. Yuraveradi. 30 ga, 40 ga, 50 ga kiradi, yuraveradi. Yana islomni nima deb qo'yadi? Tanqid qilib qo'yadi. Ya islomda unaqa ekan, nikohda bunaqa ekan deydi. Sa o'zingchi bir oilani qurib, bir oilada yashashlikka ya'ni jur'ati yetmaydi. Farzand ko'rishlikka jur'ati yetmaydi. Lekin zino bemalol. Harom xarish bemalol qilib qo'yilgan. Zinoga harakat qilib yurgan odam nomart odam. Nimaga? Mas'uliyatni zimmasiga olmaydigan odam. O'zini nafsini qondiradi, boshiga bir balo kelishligidan, ya'ni o'zining xayolida. Farzand tug'ilib qolsa, shuni boqishlikdan qochadi. Nikohga qadam qo'yayotgan odam jamiyatda eng qahramon odam. Nimaga? U bir mas'uliyatni zimmasiga olyapti.
Cemiyet için özünün örneğe yenge avlat yetiştirip veriyordu. Cemiyetinin davamiliğini təminle veriyordu. Biz dinimizde amel kılıçlıkta tanqıtlarga uçurasak da köp meselelerdi. Lekin nikah meselesi de maqtavga sazavar işler demiz. Nikahga etibar veriyordu. Bana şunca adam bir yerde oturupmiz. Bu nikahgacha bo'lgan harakatlarda qancha odam yugur-yugur qilgan, sovchilik masalalari, kelin ko'rish masalalari, kuyov yoqdi masalasi, hammasiga harakat qilayotgan, maslahat berayotgan, duo qilayotgan, yugur-yugur qilayotganlar ajr oladi. Mukofot oladi. Dunyoda ajr, oxiratda katta darajat oladi. Islom shunaqa qilib qo'ydi, Islom ummati musulmonlarni bu harakatlarını acir bilen mükafatlap koydu. Şu sebeple İslam ümmetini kırıp tügatı bu beydi. Yeryüzü de etibar verin, asasen uruş kayırda bile yaptı. Kayırda kan en köp tükülü yaptı. İslam ümmetinin içi de kan tüküşler. Bu kan tüküşlerinin arkası da Müslümanlar turgeni yok. Başka yol bilen yok atar mıydı bunlar? Başka yol bilen yok atışı imkaniyeti yolluğunu bilgeni için bunge hareket kılıyordu. Biz bu uruşlardan tiyilip, özümüz sünnetke amel kılıp borarakenmiz, inşallah Rabbil Alemin şeriat bizge vaada kılgen galabege haklı bolemiz. Hadır ki vaziyetini özleyem şu, bu nikahke baş koşu yetkenler, bundan keyin 100 yıl, 200 yıl, varın 500 yıldan keyin katta bitta cemiyetke esas salıyordu. Hazır biz bilmeyemiz, hatta savur kıbeyemiz. İki de yaşını başını kavuşturup, dua kılıp, çıkıp yete yapmış. Allah Teala bularga zürriyat, farzand birse, tasavvur kılın 500 yıldan ki neçi milyon olan bu geçişi mümkün. Şu iki de baladan, iki de farzanddan katta bitti cemiyet payda buladı. Bunu fundamentini biz kuruyup biz. Eddallu alal khayri kefa'ilihi digerler Peygamber aleyhisselam. Bir yakşilikke dalalat kılıvçu onu kıligendik. Men senne sünneten haseneten felahu ecruha ve ecru men amile biha ila yevmil kıyame. Kim bir adetini, sünnetini, yakşilikini cari kılsa, sünnetini cari kılıyıp biz kaldırırız. Resulullah'ın sünnetlerinin üstünde oturup biz. Onge, o şu sünnetini cari kılgen adamge kıyamet geçe kim amel kısa acir bol olur. Şu aileden kim namaz okusa, şu aileden kim Kur'an okusa, şu aileden kim cemiyetke faydalı bulsa, inşallah biz acirge şeriyimiz. Allah Teala onlarının acirini kemeytirmeydi. Ana İslam'ın yaşavçalligi, İslam'ın hayati talimatlar, ilahi kürsetmelerden ibaretliğe delillerden bittesi. Fakat bizden kagen nasıl değil mi? Dinimizin yaşı organıp, İslam'ımızı amel kılıp barış. Amel kılıp barsak, dinimizin doğru özleştirip barsak, cemiyette gelecekke inşallah katta bir hizmetlerini kılgen. Buramız, hanadan egelerine bu meclis sebepli davetlerine icabet kılıp kirgen barca mihmallarımızın kademlerine acırlar, hasanatlar versin. Hanadan egelerine, farzand zürriyatlarını Allah subhanahu ve ta'ala baxtli saadetli kılsın. Yenge kuruluyetken aileni, başka musulman ailelerimiz üçün ibretli, namuneli ailelerden buluşluklarını Xuday Teala uzun nasip kılsın. İnşallah kelesi illerge akika marasımları gözlerini kuvantıradigen yaxşı hoş haberlerde hem birleşip dua hayırlar kılışımızını Allah Teala uzun nasip kılsın. Kur'an hatim kılıngeneken inşallah şu hatim Kur'an'ını bahşede kılıp koyamız ki umumi bizden kütürgen dualarını kılamız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Parvardigora bu sohbatlarimizni, majlis qatnashchilarining qilgan sayyu harakatlarini, yangi ya'ni tashkil qilinayotgan nikoh oilani Alloh taolo o'zing barakotli, fayzli kelajak avlodlar uchun namunali oilalardan bo'lishlarini nasib qilgin. Aytilgan masalalarga avvalo o'zimizni amal qilishligimizni o'zing nasib qilgin. O'qilingan tilovatlar, qilingan xatmi Qur'onlar Fayzu barakatıdan dualarımızın icabat kılgın. Bu hanadanlı Hüdayi Teala özünü dininge amal kıladigen. Ta kıyamet keçe İslam nurunu bardavam alıp baradigen ailelerden buluşlarını özünü nasip kılgın. Parvardigara halkımızın özünü razı buladigen halklardan. Yurtımızın parvardigara hatırcan, salamet, dininge amal kılıp baradigen yurtlardan buluşlarını nasip kılsın kılgın. Bütün dünyada mazlum bo'lib turgan musulmon muslimalarga o'zini najot bergin. Zolimlarning peshonasidan tutgin. Ularning kalimalarini Xudoy taolo o'zing birlashtirmagin. Qalblarini tafriqaga solgin. Islom ummatiga qarshi qilayotgan xiyla nayranglariga o'zlarini tushirgin. Urush olovlarini o'zing Parvardigora o'zlariga balo qilgin. Islom ummatining najotini, Islom ummatining kelajak uchun bo'ladigan ishlaridagi rivojini o'zing barchalarimizga ko'rsatgin. Va sallallohu va sallam ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmat, salom. Bismillah.